Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Gördüğünüz üzere masamızda bir tane büyük intercooler ve bir tane turbomuz ve bir tane exhaust pipe, artık kim nasıl diyorsa. Ve şöyle çelik fren hortumlarımız var. Boş filtre seti, lityum oli, motor yağımız ve uygulayacağımız araç burada. Serdar Bey'in aracı, çoğunuz tanıyorsunuz. Şimdi sökmeye başlayacağız arkadaşlar. Neden böyle bir işlem yapıyoruz? O turboyla bu turbonun farkları nelerdir? Nasıl değişiklikler olacak? Kaç beygir alınacak? Nedir, ne değildir? Sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Hadi şimdi işe koyulalım ve Audi'yi sökmeye başlayalım. Kapağımızı kaldıralım ilk iş olarak. Audi. Kapağımızı güzel bir yere koyalım. Aracımızın altında muhafazamızı ve travezimizi söktük. Şu anda EGR sistemindeki suyu boşaltıyoruz. Boşaldı zaten. Hortumu takacağız. Antifrizi de değiştireceğiz. Şu gördüğümüz üniteyi oradan komple alacağız. Ve turboya kadar bir tane exhaust pipe takılacak. Sökmeye devam ediyoruz. Yukarıdan aşağıdan bayağı bir şeyler yaptık. Arkadaşlar dikkatim burada bir şey çekti. Bu arabada 2.25 lastik vardı. Ne ara 2.35'e çevirmiş Serdar abi? Anlayamadım. Lastikleri 2.35'e ve jelli lastiğe çevirmiş. Jelli lastik nedir? Yolda patladığı zaman yolda kalmazsınız. İçinde jel var. Patlayan yeri jel kapatıyor. Ve siz devam ediyorsunuz. Tabanı genişletmiş ve böylelikle aracın yol tutuşu falan daha da muazzam bir hal almıştır. Yaylarını zaten spor takmıştık. Fren hortumları çelik geldi. Onları da uygulayacağız. Biz sökmeye devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi göstereyim. Dağıttık, söktük burayı. Şimdi bu parçaları buradan alacağız. Bırakıyorum. Şunu ileri tekleyeceğiz. Tamamdır. Eline dikkat et. Bu katalizatör, bu partikül. Şimdi süzgeçleri var. Orijinal parçalarını orijinali kalacak, istediği zaman geri çevirebilecek arkadaşım. Biraz keyfini aldıktan sonra zaten çevirir diye düşünüyorum. Evet. Getir buraya. Şimdi şu EGR soğutucumuz arkadaşlar. Bu araçlarda çok sık patlayıp su eksiltmesine sebep olan bir parça. CLH'de, CX bu motorlarda. Bunu da paylaşmadan geçemeyeceğim.
Ki burada da bayağı bir ıslaklık var. Bu araç da suyu eksiltiyordu. Büyük ihtimal bunda patlak da çıkabilir. Takacağımız zaman gerekirse bir teste veririz. Evet. Bir tane hortumumuz kaldı. Onu da söküp alacağız. Şu. Hortumun araya tornavida girmek gerekiyor ki hortum çıksın. Neden? Çünkü metale yapışıyor sıcak olduğu için ve ayrılmıyor. Onun için fiziki temas, fiziki müdahale gerekiyor. Bu çoğu yerde motor kısmında bu şekildedir zaten. Ustalar bilir. Direkt asılırsa kopar, parçalanır. Görüntümüzü de aldık. Arkadaşlar, videolarda tabanca vida düşmanı diyen çok olmuş. Bununla alakalı bir açıklık getirmek istiyorum. Bilinçli kullanırsanız, sökerken kullanırsanız ve bilinçli kullanırsanız hiçbir yere hiçbir zarar vermezsiniz. Ama tabancayı bastırarak sökerseniz, civata söküldüğü zaman son diş kaldı mı o dıştaki en sondaki dişi bozarsınız. Bastırmamak lazım. Tabancayı bastırarak sökmek hem tabancaya zarar hem söktüğünüz yere zarar. Yani her şeyde bilinçli olmak gerekiyor. Tabanca kullanırken de aynı şekilde. Sizlerden ricam, bu gibi konuları araştırın. Ondan sonra çamur atın. Sıkıntı yok. Yanlış varsa çamur atın. Ama haksız yere de çamur atıp insanın keyfini bozmasanız çok iyi olur. Ben bunu çamur atan arkadaşlara söylüyorum. Bu kelimeler herkes için geçerli değil. Turboyu da söktük bu arada arkadaşlar. Partikülümüzü boşalttık. Partiküldür, katalizatördür. Onları zaten sökmüştük. En son turbomuz kalmıştı. Turboyu da çıkarmak üzereyiz şöyle. Öncelikle şu kablomuzu bir bakalım takıldığı bir yer var mı? Evet, yukarıdan kablomuz bir yere takılmış. Kurtardık. Şöyle boğazından tutup alalım mı? Sakince. Şimdi bu turbo ile o turbonun arasındaki farklardan bahsedeceğim. Yani turboyu güçlendiriyoruz ama güçlü turbo takıyoruz. Bunların farkı nelerdir? Neden böyle bir seçim yapmışız, onlardan bahsedelim. Arkadaşlar, belki içinizde bilenler vardır ama bilmeyenlerin çoğunlukta olduğunu düşündüğüm için bahsedeceğim. Bu turbo birebir 2.0'ın turbosu. 2.0'ın TDI'nin turbosu. Bakın şu çıkışlar farklı. Gördüğünüz gibi. Onun için bize şöyle bir aparat göndermişler. Geri kalan her şeyi dış görsellik olarak aynı. Bakın manifold 14.77 burada. Buradakini yazmamışlar. Yani manifold
Hiç ölçülerini falan şimdi bir ölçeceğiz, hep beraber bakacağız. Yani gaz giriş kanalları genişlikleri de aynı mı? Şu çıkışlar, girişler aynı mı? Onları kumpasla bir görelim. Kumpasımız, elektronik kumpasımız var. Nereye koyduk? Yukarıya koyduk. Hı? Elektronik kumpas yukarıda, DSG'nin özel takımın içinde. O zaman bizde. Sen onu al gel. Şey mi, elektronik kumpas mı? Evet. Öncelikle şu hava girişlerinden devam edeceğiz. Motor içinden çıkış şeklinde. Öncelikle şurayı bir ölçelim. Evet. 40. Bu takacağımız turbo. Bu da üstünden çıkan. Şu şekilde bakarsak üstünden çıkanı 38,5. Devamında şu ölçüde bakacağız. Üstünden çıkan 30 diyelim buna. 29,60. Bu da çok farklı olacağını sanmıyorum çünkü burası EGR çıkış. 1 milim diyelim. Farklı. Devamında arkadaşlar buradan motorun içine gönderdik yakıtı. Havayı, yakıtı diyorum. Şunları ölçmemiz lazım. Sensörlerimizi kırmadan sakince şöyle bırakarak. Eski manifoldumuzun genişlik olarak 42,96, yani 43. Bu da 43, aynı. Değişen bir şey yok. $24.95, yani 25. Bu da aynı. Şöyle tekrardan ölçeyim. Biraz da kurum var. Yani bu da 24.57, kurumla beraber. Yani girişler tamamen aynı. Şimdi egzoz çıkışlarına da bakalım. Bariz gözüküyor. Farklı olduğunu bariz gözle dahi görünüyor. 40. Yani 6 milim yeni takacağımız daha geniş egzoz çıkışı. Yani her halükarda bu turbo daha farklı bir turbo. Ki ondan da ziyade kullanacağımız bu turbo standart bir turbo değil. Geliştirilmiş. Üzerinde oynanmış bir turbo arkadaşlar. Turbocu arkadaşlar artık ne tarz üzerlerinde çalışmalar yapıyorlar. Bilmiyorum. Kendileriyle herhangi bir irtibatta bulunmadım. Ama yani stok bir turbo değil. Neresinde nasıl bir işlem yapılması gerekiyorsa gereken her şeyi yaptılar, hazırladılar ve bize gönderdiler. Biz de uygulamasını yapacağız. Bu Garrett. Bu Honeywell M12. Marka farkları var. Dediğim gibi bu 2.0'ın turbosu, bu 1.6'nın turbosu. Şimdi turbo uygulamaya geçeceğiz. Contamızı yeni kullanıyoruz. Gereken contaları. Ki daha sonra sıkıntı yaşamayalım. Hadi devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir olay var. Şöyle bir flanşımız var arkadaşlar. Bu flanşı eğer ki kullanırsak aracımızı orijinal EGR ünitesiyle birlikte toplamamız gerekiyor. Şu orijinal EGR ünitesini. Çünkü buranın çıkışı direkt EGR ünitesine giriyor. Fakat bizim downpipe'ımız var şu şekilde. Downpipe'ımız da katalizatörsüz, partikül filtresiz ve EGR'siz bir şekilde tasarlanmış.
Demek ki bu şekilde toplanılması gerekiyor. Yazılımla artık arkadaşlar nasıl yapacaksa bir şekilde yapacaklar. Benim yapacağım sadece toparlamak müşterinin isteği üzerine. Yani sonuçta bir nevi orijinal mi oluyor? Evet. Yani orijinale yakın bir şekilde toplanacak, yazılıma atılacak, bu şekilde kullanacak. Sıkıldığı zaman da sökülecek, aynı şekilde orijinal parçaları geri takılacak şekilde toparlıyoruz. Şimdi egzoz contamızı yeni kullanacağız. Turboyu takarak işleme devam ediyoruz.